Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Gün Buradan Soracaklar başlıyor. Merhaba aziz dostlarım. Bir Gün Buradan Soracaklar programımızda bugün bize zaman zaman sorulan, "Hocam namazı aradan çıkarsak da şu işimize baksak" sorusunun ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışalım. Kıymetli dostlarım, gerçekten de programa adını veren Bir Gün Buradan Soracaklar sorusunun tam da yaşanacağı gündür mahşer günü ve insanın ibadetlerinden ilki namaz konusunda olacak. İnsanın soruya muhatap olacağı ibadetlerin ilki namaz olacak. Namaz müminin hayatında aradan çıkarılabilecek bir şey değildir. Aksine baş tacı edilmesi gereken bir ibadettir. Ve şu Ramazan günlerinde bazen iftar ettikten hemen sonra namaz kılmak suretiyle ardından yemeğe geçilmekte, bazen de iftarlar edildikten sonra akşam namazları kılınmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin bize vermiş olduğu bir bilgiye istinaden şunu söyleyebiliriz ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz yemek ile namaz bir araya geldiğinde önce yemeğin yenmesini sonra namazın kılınmasını istemiştir. Son derece dikkat çekici bir durum bu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gözümün nuru dediği namazı acaba yemekten sonraya bırakmasının ne hikmeti olabilir diye düşündüğümüzde İslam alimlerinin, İslam büyüklerinin şöyle söylemlendirebileceğimiz çok güzel bir görüşü ortaya çıkıyor. Bir insan yemek yerken biraz sonra kılacağı namazı düşünürse güzel bir şey düşünmüş olur. Ama yemek yemeyip namaz kılması ve namaz esnasında yemeği düşünmesi onun için hiç iyi bir şey olmaz. O sebeple İslam insanın duygularını, düşüncelerini hesaba katan bir dindir. İslam insanın ihtiyaçlarını önemseyen bir dindir. Ve İslam namaz gibi bir ibadetin aradan çıkarılacak bir şey değil. Rabbi ile buluşma anına kulun aklındaki bazı şeyleri aradan çıkararak gidebilmesi, divanında durabilmesi demektir. O sebeple bu şekildeki bir söylem müminin diline de yakışmaz. Bu düşünce onun zihninde de durması yakışık almaz. Namazı aradan çıkarabileceğimiz bir şey değil. Başka işleri aradan çıkarıp Rabbimizin huzuruna gönül hoşluğu içinde, huşu içinde durabilmemiz gereken, her türlü ön hazırlığı yapmamız gereken bir ibadettir namaz. Güzel bir beyit geldi aklıma. Sizlerle paylaşmak isterim. Allah'a giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla kullarını secdelerde seçiyor. Her şey saklı şu iki cümlede. Yoktur ölüm, Allah Allah diyene. Canım kurban olsun, başı secdede, iki büklüm Allah Allah diyene. İnsanın gerek kıyamdayken, yani ayaktayken, gerek rükû halinde, gerek secdeye vardığında öylesine büyük bir huzur, huşu ile Rabbini tesbih etmesi, onu anması gerekir ki
kıldığı namaz onun için bir miraç hükmünde olsun. Bunun için de insanın eğer karnı aç ise tok olması, eğer susamış ise su içmesi ve sevgili Peygamberimiz uykulu gözlerle namaz kılınmasını da uygun bulmamıştır. Uyku bastırıyorsa eğer gece ibadetine kalkan bir kişiyi biraz uyusun, uykusunu alsın, Rabbinin huzurunda ne dediğinin farkında olarak dursun buyurmak suretiyle buna işaret etmektedir. O halde bizler namazı bir kez daha ifade edelim. Aradan çıkarabileceğimiz bir şey olarak asla görmemeli ve mutlaka bu müstesna ibadetin hakkını vererek Rabbimize olan vazifemizi, kulluğumuzun en güzel ifadesini yerine getirmeliyiz. Zira öyle bir imkan sağlıyor ki, yine sevgili Peygamberimizin ifade buyurduğu üzere, Mevlasıyla bir kulun en yakın olduğu secde anını barındırıyor namaz. Şu hatırayı da aktarmak isterim Efendimizin hayatından. Miraç hadisesi vuku bulduğunda sevgili Peygamberimize semanın katlarındaki melekler bölükler halinde gösterilmişti. Onlardan bir kısmını ayakta gruplar halinde Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiklerini görmüş ve tesbihatlarını işitmişti. Bir başka sema katında rükû halindeydi melekler. Tesbihatları farklı. Bir başka sema katında secdedeydiler. Yine farklı tesbihat ile. Öylesine özendi. Öylesine hoşlandı ki meleklerin bu halinden Rabbimiz Teala o kıymetli misafirine hediye olarak bütün meleklerin farklı şekillerde yapmış oldukları bu ibadet biçimini namaz ibadeti halinde Peygamberimize hediye olarak sundu ve bu hediyeyi ümmetine götürmesi için Miraç gecesinde Peygamberimize hediye olarak verdi ve müminleri onun miraç edip de Rabbinin katına yükselip de nail olduğu bu yüce mertebeyi yeryüzünde namaz vasıtasıyla ümmeti de yaşasın ve bu mertebeyi kazansın diye lütfettiği bir ibadettir namaz. Mahşer gününde de her şeyden önce sorguya çekileceği hesabı istenen bir vazifedir namaz. Aslında baktığımız zaman öylesine ayetler bizi bu hususta bilgilendiriyor ki, soracaklar sizi bu cehenneme düşüren nedir? Görevli melekler tarafından cehennemlik olan kimselere. Verdikleri ilk cevap, biz dünya hayatında namaz kılanlardan değildik. Allah Teala'nın bizlere bilgi olarak lütfettiği bu mesajdan aynı şekilde başka ayetlerle de çıkarabileceğimiz netice şudur ki, bir kul için, bir mümin için namaz olmazsa olmazdır. Çünkü namaz onu bu dünya hayatında kötülüklerden koruduğu gibi, alıkoyduğu gibi, Rabbinin huzurunda onu değerli kılan bir ibadettir. Ve namaz hakikaten kişiyi ruhani yönde son derece besleyici bir ibadet olmakla birlikte, onun bu ruhsal açıdan beslenmiş halinin davranışlarıyla insanlara güzellikler sunduğu, onda bir değişim, bir dönüşüm meydana getiren bir ibadettir.
Ve bu bakımdan biz yine Mevlamızın namaz insanı hiç şüphesiz kötülüklerden, Allah'ın yasakladığı bütün hususlardan alıkoyan, onun için bir kalkan mesabesinde destek sağlayan, böylesi şeytanın kötü taarruzlarından, kötü telkinlerinden muhafaza edilen bir ibadettir. Mümin için bir vesile olarak böylece zikrediyor Allah Teala ve şuna bizler ulaşmış oluyoruz. Öyle bir ibadettir ki namaz, kişiyi Allah katında çok değerli, dindarlık seviyesi yüksek olan bir konuma ulaştırdığı gibi, Allah'ın ve meleklerin kendisinden razı olduğu, hatta hadis-i şeriflerde ibadetini cemaatle yapmak suretiyle, camiye gitmek suretiyle namazını kılan müminlerin hep melekler tarafından hayranlıkla izlendiği ve dua edildiği bir kişi olarak tanıtılır. Hatta Hazreti Cebrail ile birlikte diğer meleklerin bulunduğu, büyük meleklerin bulunduğu bir ortamda Yüce Mevlamızın şöyle sorduğu bilgisi vardır kaynaklarımızda. Sizi insan olarak yaratsaydım hangi ibadetleri yapmaktan hoşlanırdınız? Hazreti Cebrail'in verdiği cevap, ben mutlaka cemaatle namaz kılmaya devam ederdim olmuştur. O halde cemaatle namaz kılmaya devam etmek bir mümin için son derece olgunlaştırıcı ve dönüştürücü bir vazife görür o kişinin hayatında. Hasreten şunu da aktarmak isterim ki, özellikle cuma namazlarında nasıl ki o beraberliğimiz Allah'ın duaların kabulüne vesile kıldığı bir gün olması hasebiyle, bilindiği üzere duaların kabul edildiği anlar vardır cuma gününde. Bu anların hangi zaman dilimine tevafuk ettiğini bilmiyoruz, denk geldiğini bilemiyoruz. Ama cumayı değerlendirmek adına özellikle cemaatle cuma namazının kılındığı zaman dilimlerinde gizlenmiştir bu icabet saatleri der İslam alimleri. Hutbeye çıkmadan önceki anlar, ezandan sonra, hutbeden namaza geçeceği vakitler, çokça dua edilmesi ve icabet saatinin o olduğu yazılıdır kitaplarımızda. Bazen de namazdan sonra, aziz dostlarım, sizlerle paylaşmak isterim ki, eğer çok mübrem bir durum, zorunlu bir husus söz konusu değilse, cuma namazından sonra selam verdiğimiz gibi camiyi terk edenlerden olmayalım. Bilelim ki güzel bir ibadette bulunduk. Akşama kadar çalışıp da ücretini almadan giden kişiler gibi olmamak için sonrasındaki sünnet-i seniyye olan namazlarımızı da kılmak ve ardından gönülden, içtenlikle, samimiyetle dualarımızı ederek ayrılalım. Kaçarcasına değil, istemeye istemeye camiyi terk edercesine bir düşünceyle o cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade etmeye çalışalım. Bunun toplumumuzda maalesef artık adet haline geldiği bir durum olarak gözlemliyoruz. Fakat korkarım ki bundan da bize bir gün sorarlar. Ve şunu da sözlerimize ekleyerek bugünkü konumuzu da tamamlamak isterim. Aziz dostlarım, ayetler bize namaz ibadetinin özellikle insandaki bu dönüştürücü etkisinden bahseder. Kur'an-ı Kerim'de bunun pek çok örneğini görebiliriz. İşaret edilen nokta şudur. Bir insan gerçekten
Allah'a yakınlığı ve dindarlığı ölçüsünde aynı zamanda insaniyet noktasında da çok değerlenir ve dindarlıkla insanlık ayrı şeyler değildir. Dindar olmak aynı zamanda güzel bir insan olmak demektir. Çünkü Allah Teala insanı mükerrem bir varlık olarak yarattığını ifade ediyor. Çok değerli bir varlık. İnsan ibadetiyle eğer güzel insanlığı kazanamıyorsa, ahlakında güzellikler oluşmuyorsa, o ibadetinde ciddi defolar vardır, ciddi problemler vardır. Bunu sorgulamalıdır. Öbür tarafta insanlığı güzel olan bir kişinin hayatına baktığımız zaman Müslümanlığından kaynaklanan bir netice olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Ve biz şu bilgiye sahibiz. Bir mümin camiye gittiği zaman geç kalmışsa, son saflarda ise hiçbir mümin kardeşini rahatsız etmemek için bulduğu boş yere oturmalı, ön taraflara geçeceğim diyerek hiçbir müminin omuzunu bile rahatsız etmemelidir. Din budur ve asla ne kimseden incinmeyi ne de kimseyi incitmemeyi telkin eden bir anlayışın, bir kültürün mensuplarıyız bizler. Dindarlıkla insanlık asla ayrı olamaz. Dindar bir mümin aynı zamanda mükerrem bir insandır ve insaniyetiyle en güzel örnek olandır. Vesselam. Bir başka programda sizlerle tekrar buluşuncaya dek Rabbimizin emanetinde olunuz efendim. Hoşça kalın. Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Gün Buradan Soracaklar sona erdi.